Herkese selamlar, dert ortağı kankalarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Motivasyon videosu çekiliyorsa ve bu köşedeysem dertleşme zamanı. Bugün bolca bir motivasyon vermek istiyorum. Çünkü baktım 2 ayda zaten bir motivasyon vermemişim. Tüh sana dedim, yani gerçekten Ebru sana yazıklar olsun. Bir motivasyon videosu çekmemişsin 2 aydır dedim. Kusura bakmayın lütfen. Zaten çok yazıyordunuz, Ebru motivasyon videosu çeksene, niye çekmiyorsun, çek artık diye. Dedim zamanı geldi, hatta geçti bile. Size de sordum Instagram'dan neler motivasyonunuzu düşürüyor. Zaten %80'i 90'ı hep aynı şeyler. O yüzden onların üstünde duracağım birazcık. O zaman sorularımı ayarladım. Ben birazcık anlatayım. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi, bu diyetin ya da sağlıklı beslenmenin devamlılığı. Yani herkes şunu soruyor bana, Ebru sen bunu nasıl başarıyorsun? Hani neler yapıyorsun? Nasıl bu kadar istikrarlı bir şekilde gidebiliyorsun? Haklısınız. Bu da kilo vermeden önce en çok düşündüğüm şeydi. Yani abi bu insanlar nasıl bu kadar iradeyle gidiyor biliyor musun? Nasıl zayıflayabiliyorlar? Zayıfladığı zaman nasıl koruyabiliyorlar? Ya da bazı insanlar neden hiç kilo almıyor? Hep ben de çok düşünüyordum. Hatalarımı bir bir düşündüm. Mesela en çok sizin de yaptığınız hata, zaten beyin obezi olan her insanın yaptığı hata şu. Yani bunu diyet olarak görmek. Ya ben bu tarz yemekleri işte abur cubur, hamburger, fast food. Ya ben zaten bunları seviyorum. Tamam, diyete girdiğim zaman bunların hepsini o zaman keseceğim ve yemeyeceğim. Tamam, güzel, yemem. Sonra biz başlıyoruz diyete. Bunların hepsini kesiyoruz. 2 hafta sonra diyorsunuz ki ya bu nedir abi, ben dünyaya bir kere gelmişim, İstediğimi yiyeyim ya. Bunları yemeden nasıl hayatımı sürdüreceğim? Ya çok sıkıcı ve çok mutsuzum deyip hop bozuyorsunuz ve tekrar yemeye devam ediyorsunuz. İşte en büyük hatamız bu. Bunu arkadaşlar ben de çok yaptım. Yani bunu defalarca yaptım. Okul zamanı anneme sürekli, anne bana salatalar yap, yemekler yap. Kadıncağız bana yemekler yapıyordu, veriyordu. Gidiyordum okula. Karşımda nugget ekmek yiyen bir arkadaşım var. Önümde tavuklu salata var. Yani baktığınız zaman hani bu bir hayat mı ya? Havalar ısındı, düşünün Nisan ayındayız. Dondurma yemek istiyoruz. Ben dondurma yiyemiyorum çünkü kalorili. Yani hiçbir şeyden tadı almamaya başlıyoruz. Ben de aynı şekilde diyordum, yani böyle hayat geçmez. Yok, bu gerçekten benim harcım değil. Sonradan dedim ki Ebru sen bir hatalarını düşün. Yani sen nelerde hata yapıyorsun? Yani bu aslında bence sürdürülebilir, sağlıklı beslenme yapılabilir bir şey. Bunu düşün dedim. Ve sonradan tamam yani ye. Ama sınırını bil, ölçünü bil. Yani diyete başladığın zaman şunu düşünmeyin. Ben hiçbir şey yemeyeceğim. Sadece ot yiyeceğim. Belki tavuk yiyeceğim. Yiyebilirsem de işte meyve yiyeceğim. Başka hiçbir şey yemeyeceğim. Sürdürülebilir olabilmesi için her şeyden yiyeceğiz. Yani etimizi de yiyeceğiz, tavuğumuzu da yiyeceğiz, balığımızı da yiyeceğiz. Yeri geldi mi pizzamızı da yiyeceğiz, makarnamızı da yiyeceğiz, tatlımızı da yiyeceğiz. Ama bu tatlı, makarna, işte hamburgerler ölçülü yenilecek. Yani haftada mesela her gün değil. Ya da porsiyon porsiyon değil. Tatlı mı yemek istiyorsun? Tamam, tatlını ye. Ama akşam mesela daha çok böyle tavuklu, salatalı ya da sebzeli bir akşam yemeği geç. Hamburger yeme akşam yemeğinde. Dengele. Şunu da demeyin. Yani gene kısıyoruz, ben istediğim gibi yiyemiyorum. Arkadaşım sen istediğin gibi yersen, yani bu ben değil, başkası değil, o değil. Yani dünyanın en zayıf insanı bile istediği gibi yese bir süre sonra gerçekten kilo alacak. Yani bizim iştahımız açık. Mesela yıllarca kilosunu koruyan insanlar iştahı normal. İnsanları çok gözlemlemeyi severim. Nasıl yediğini çok az çok biliyorum. Çok yiyen arkadaşım kilolu ama iştahı normal olan arkadaşım zayıf. Bu bile yeterli bence. Şuna da değineceğim. Miden küçülüyor. Sen yedin ya tatlını. Akşam hamburger yiyemiyorsun. İnanın ben şu an yiyemiyorum. Midem küçülüyor zaten. Canım istemiyor. 2 ay bile sıksanız dişinizi inanılmaz gideceksiniz. O yüzden sürdürülebilir olması için yaşam tarzı haline getirmek. Bir de şöyle bir soru var. Yani yaşam tarzı haline nasıl getirdin? Onunla da eşleştirmek istiyorum açıkçası. Ya ben diyette değilim. Yıllar boyunca annem bana hep şey derdik. Gerçekten anne haklıymışsın. Anne haklıymışsın. Her zaman zaten ne zaman anneler haksız oldu yani. Annem hep derdi kızım diyet değil. Şuna diyet deme. Ölçülü yiyeceğim bugün de. Diyet dediğin zaman her şeyi kıstığın için devam edemiyorsun. Diyet olarak görme bunu. Sadece bazı şeyleri birazcık daha az yiyeceksin. Onu gerçekten oturttuğunuz zaman tamam diyorsunuz ya, bu iş oluyor. Ben de bunu oturttum. Şimdi biliyorsunuz ki dış çekimlerimiz oluyor. Yani ben normalde kanalda falan çalışıyorum. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Dışarıda da ister istemez ne kadar düzenli bir yemek sistemi olabilir. Bir haftadır dışarıdayız. Öğlen yemeğinde dürüm söyleniyor, marjı söyleniyor falan filan. Yani herkes ne isterse onu söylüyor. Kahvaltımı çok güzel ettim, karnım toktu. Öğlen yemeği yemedim. O gün çok sağlıklı beslenmiştim mesela. Bir çikolata yedim. Akşam geldiğimde de bize mi normal yemeğimi yedim ve günü kapattım. Ama ben o gün en sevdiğim çikolatayı yiyebildim. Çünkü ben dengeli beslendim. Zaten hareket halindeyim ve kilo almıyorum.
Ama ben eğer ki o gün öğlen yemeğinde hamur yeseydim, ardından çikolata yeseydim, akşam geldiğinde kendime gene kabur işi bir şey yapsaydım. Yani bir iki gün böyle, üç gün, dört gün böyle ye, sen bundan sonra kilo almaya başlarsın. Bu kadar basit yani. Tek de diyeceğim şey, gerçekten yaşam tarzı haline getirmek çok zor bir şey değil. Sadece ölçünü bileceksin, dengeleyeceksin ve lütfen ama lütfen yalvarıyorum seni, şunu yapmayın. Ya ben hiçbir şey yemeyeceğim, ben diyetteyim artık, tatlı, hamburger, hani şu doluyor ya, abi yarın diyete gireceğim, hadi bugün istediğimizi yiyelim. Öyle bir dünya yok. Onu diyoruz zaten, diyete giriyoruz ya da pazartesi başlayacağım deyip diyete başlıyoruz. Çarşamba günü bozuyoruz. Bu sefer pazartesi günü diyete başlayacağız diye yediğimiz şeyleri daha eritemedik. Bir de çarşamba bozuk, bir de üstüne daha yiyoruz falan. O yüzden zaten sıkıntı burada başlıyor. Başka bir soruya geçiyorum şimdi. Kilolu anlarında insanlar neler diyordu, neler yaşıyordun? Şunu da biraz özet geçeyim. Benim kilolu olmam onu ilgilendirmez. Yani karşımdaki, çevremdeki kimse ilgilenmez. Ben böyle mutluysam, ya sana ne? Şu var yani, bu değişmez bir kural. Gerçekten insanların bakışları zaten fark ediyorsun ve rahatsız oluyorsun. Yemek olayında sıkıntı yaşanıyor. Yani daha dün teyzemle konuşuyorum. İşte işten dönüyorum eve. Şey diyor, yemeğini yer, tamam. Teyze dedim, ne oldu dedim, önceden yeme diyordunuz dedim. Şimdi dedim zayıflayınca ye diyorsunuz dedim. Gülmeye başladık. Yok yok, şimdi ye diyorum. Yememezlik yapma diyor. Hayat bu yani, senin belki iyiliğin için sana yeme diyorlar. Ama sen onu alınabiliyorsun. Kilo verdiğin zaman sanki hani şeymişsin gibi, aman aç kalma, aman çocuğum var rahatsızlanma, hasta olursun, kendine iyi bak deniliyor. Sanki kiloluyken hasta olunmaz. Kiloluyken sanki yağlar beni çok fazla korurmuş gibi davranılıyor. O yüzden bakış açısı her şey değişiyor insanlarda. Ne yazık ki. Ebru abla, zayıfladığındaki hissiyatını anlatır mısın? Severek izliyorum seni canım benim. Teşekkürler. Söz var. Kesinlikle klişe değil. Zayıflığın tadı çikolatada, pizzada, hamburgerde bile o his yok. Yani zayıflamanın hissiyatı şu. En başta her konuda zaten olumlu bir hissiyatı var. Kıyafet konusunda. Yarın bir yere mi gideceksin? Kıyafet düşünmene gerek yok. Dolabını aç, tak tak giy. Hiç fark etmez. Mesela önceden ben siyahlara bürünürken şu an çok renkli giyiniyorum. Ve arkadaşlarım falan bana şey diyor, Ebru ne kadar süslüsün yani, baksana şunun botuna, kıyafetine falan deniliyor. Çünkü insan içi açılıyor. Dün mesela lila giyindim yani. Üstümde böyle daha açık lila, eşofmanım daha koyu lila. O renkler bile benim ruhumu yansıtıyor. Üzerime beyaz büklü bir kaban aldım. Yani o kadar güzel bir his ki. Eski ben şu anda gelse ve çalışsam tek yapacağım şey siyah pantolon, siyah kazak. Siyah pantolon, siyah kazak. Siyah eşofman, siyah bluz tarzı, yani açık renk beyaz, lila, yani yanından bile geçmem. En başta kıyafet konusunda zaten renkleniyorsun. İstediğin her kıyafeti alıyorsun. Şu an bile üzerimde beyaz var, görüyorsunuz. Hani şu X small, bu arada bolluğuna bakın. Hani bu tarz böyle sweatlerin bile sana bol gelmesi, istediğin kıyafetlerin olması çok güzel bir his. Bir özgüvenin geliyor. Kiloluyken de özgüvenli olabilirsin. Hani özgüvensiz olacaksın diye bir şey yok ama ne kadar özgüvenli olsan bile bir şekilde kırılıyor. Yani bir otobüste mesela atıyorum yanıma pek birisi oturmaz. Zaten çok yer kaplıyorsun. Sıkış tepiş olmamak için ya boşta ya da daha zayıf birisinin yanına otururlardı. Bu bile senin özgüvenini kırardı. Ya da bir yemek yediğin zaman insanların sana sürekli bakması bile, o yediğin makarnadan ne kadar haz alabilirsin? Sürekli bakışlar senin üzerinde. Hiç sevmediğim şey. Ya da fotoğraf çekilirken, kiloluyken insanlar hani şey gibi bakıyordu. Yani neyine fotoğraf çekiliyorsun? Ama şu an mesela çekildiğin zaman kimse çok ilgilenmiyor. Çünkü aa, kız giymiş, güzel bir şekilde giymiş, fotoğraf çekiliyor falan. Önceden aynalardan kaçarak geçerken şimdi aynanın önünden ayrılmıyorsun. Bu mu daha iyi oldu? Dur şu kıyafetime bakayım. Poz veriyorsun, fotoğraf çekiliyorsun. Yani kendini görüyorsun. Önceden ben böyle geçiyordum. Aynaya sessiz böyle bakmadan geçiyordum. Çünkü kendimi görmek dahi istemiyordum. O kadar farklı şeyleri var ki yani. Avantajları çok büyük. En başta sağlık. Yani bütün gün ayakta ol, koş, yürü, her şey yap. Bir enerjin oluyor. Eskiden ben şu koltukta yatayım ve beni kimse ellemesin. Ellediğim zaman insanlara bağırdım falan, hatırlıyorum. Ya bırakın beni rahat. Ben şurada yatmak için hiçbir şey yapmak istemiyorum falan diye kızıyordum. Küçük dilim iki tane çikolata yiyince ya da küçük lavaşla etli dürüm yiyince kilo alacağımı düşünüyorum. Bu tarz çok soru gelmiş. İşte Ebru kaçamak yaptığımda hemen kilo alacağımı düşünüyorum ve moralim çok bozuluyor, devam edemiyorum. Bu da işte diyet kafası. İlk konuştuğumuz şeye geliyoruz. Bir şey yediği zaman kilo alacağını, diyetteyken bunları yememen gerektiğini düşünüyorsun. İki dilim baklava yiyorum, tamam belki karnım bir tık şişiyor ama ben kilo almayacağımı biliyorum. Baklava yedim, bitti gitti. Tamam, akşamleyin yemek varsa hafif bir yemek. Yoksa yarın kahvaltıda zaten normal bir kahvaltı. O gün tatlı olarak ağır bir tatlı değil, daha hafif çikolatalar ya da çikolata barlar, hurmalar, meyveler. Onlardan tatlımı alırım ve kilo almadan devam edeceğim. Yani senin aslında yaşam tarzına
dönüştürebilmen için gerçekten yediğin birkaç parçasını kilo aldırmaz. Hatta şöyle bir söz var. Yani bir gün sağlıklı beslendin diye zayıf olmazsın. Bir gün sağlıksız beslendin diye de kilolu olmazsın. Her şeyin fazlası, zamana yaydığın zaman olacak şeyler. Bunu da kafandan çıkarma. Ve bence bir şey yiyorsanız gerçekten bunu keyfini sürün. Yani onu yiyip, ay ben yedim şimdi ne yapacağım ne yapacağım diye pişman olacaksanız yemeyin zaten. Ya da yerken bile bunu düşünecekseniz o zaten size keyif vermez. Psikolojik olarak bile yağ dönüştürebilir. Psikoloji de çok önemli. Biraz daha relax, rahat olmamız gerekiyor. 300 kalorilik bir dürüm. Ya zaten kendi enerjinizin, metabolizmanızın yakması var. Siz hareket ediyorsunuz. Diğer öğünler dengeli yiyorsanız zaten nasıl kilo alabilirsiniz ki? 7000 kalori almanız gerekiyor ki 1 kilo olsun. Ya da 7000 kalori verdiğinizde 1 kilo vermiş oluyorsunuz. Yani 7000 kalorilik ne yediniz? 300 kalori nerede? 7000 kalori nerede? Yani bunları da böyle düşünüp bence kendinizi motive edebilirsiniz. Yani mesela sen dürüm yedin, üstüne tatlını yedin, sabahleyin de hamur yedin, onu bütün gün hamur beslendin. Bir iki gün böyle yap kilo alırsın. Ama günde bir öğünde böyle yaptığın zaman arada kaçamaklar bence moralini bozmasın. Anılar gelsin lütfen, çok motive ediyor. Bir tane anımı anlatacağım. Bilenler, sık takipçilerim belki biliyordur. Ya şöyle arkadaşlar, ben nasıl bir çocukluk geçirdim? Bir anımı anlattığım zaman diyeceksiniz ki, açık ve net bu kız bile kilo verdiyse abi ben de veririm. Çünkü ben gerçekten abur cuburu çok ama çok seviyordum. Hikayemi anlatıyorum. Hazır mıyız? Liseye gidiyorum. Girişler bahçedendi bu arada. Bizimkiler de bahçede oturuyordu. Sonra babam bana hep diyordu hani, yürüyüş yap. Kızım yürüyüş yap. O zaman da iriyim, böyle 90 kilo falanım. Yürüyüşe gidiyorum diye çıktım evden. Böyle vakit geçirmek için yürüyorum, ediyorum falan. Sonra bakkala girdim. Bir poşet çikolata, rulo kağıtlar, cipsler. Yani size bir şey söyleyeyim. Hani 3 paket cips, 3 paket çikolata, 2 tane rulo kağıt. Hani böyle aklınıza gelecek bisküviler falan her şeyi poşete doldurdum. Marketçi benim yiyeceğimi zaten zannettiğini düşünmüyorum. Şey gibi hani, sanki çocukları sevindirmek için alışveriş yaparsın ya, o tarz bir abur cubur poşetini düşünün. Ardından neyse, bahçeden giremem. Çünkü elimdeki poşeti görürler. Bahçeden giremeyeceğim için. Böyle arka taraftan böyle bir kapı var. Oradan eve giriş yok. Sadece bahçe, arka bahçe. Benim hayalim şimdi şu. O poşeti balkona atacağım. İkinci kat. Yani müstakil ev düşün. İkinci kat benim balkonum. O poşeti balkona atacağım. Ve ben sonra tekrar çıkacağım. Sanki yürüyüş yapmışım gibi eve gireceğim. Ve bizimkiler de bana alkışlayacak. Aa kızım ne güzel yürüyüş yaptın. Arka bahçeden girdim. Poşeti ikinci katı atamıyorum. Çünkü yüksek. Ve nasıl atacağım, nasıl atacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, bir tane uzun bir sopa buldum. Yani düşünün, çocuksunuz ama yemek için her şeyi yapabilirim. Bir tane uzun, böyle çok uzun bir sopa buldum. Sopaya poşeti geçirdim. Sonra sopayı kaldırdım. Poşeti yani benim balkonuma koydum, dayandırdım. Öyle bıraktım. Hani ben hemen sonra balkondan çıkıp o poşeti, sopayı yavaşça tutup poşetten çekip alacağım. Riske bakar mısınız? Ben girişten girdim işte, bizimki rahat yürüyüş yaptım. Yaptım işte, çok güzel yürüdüm. Şöyle yürüdüm benim. Aa harikasın, ne güzel falan filan. İçeri girdim, hemen balkondan aldım. Yatağımın altına koydum. Çünkü gece yemeği planlıyorum. Şimdi yersem belki annem gelir falan görür diye. Sonra gece yedim. Bu arada yalancı mum yastığa kadar muhabbeti var. Yediklerimi yatağın altına koydum, paketler. Hani sonra çöpe atarım. Şimdi evin çöpünü atarsam belli olacak. Annem yarın hemen temizlik yapıyor ne yazık ki. Onları görüyordu. O yani işte az çok benim zaten ne kadar çok yemeği sevdiğimi ailem de biliyordu. Ve ben böyle bir çocuktum yani. O kadar fazla abur cubur seviyordum ki. Yani mutfakta abur cubur olduğunu biliyorum. Annem alıyor mesela birkaç paket. Ben yani geceliğin sessizce bütün çekmeceleri, dolapları karıştırıp onları bulup bir de üstüne onları falan bile yediğim oluyordu. Sonradan dedim ki kendi kendime, tamam sen bunları yiyorsun. Zaten 110 kiloya sonra çıktım üniversite 1'e başladığımda. Bunları yedin. 18 yaşında 110 kilo bir kızsın. Tamam. Okey, güzel. Ne yapacaksın? Nasıl gidecek hayatın? Ondan sonra dedim ki böyle olmaz. Hala yiyorum bu arada. Abur cubur yemiyor musun diye sorarsanız hala yiyorum tabii ki. Ama ölçümü bilerek yiyorum. Bir tane soru da şuydu. Dolabında böyle güzel kalorili abur cubur yiyecekler varken nasıl dayanabiliyorsun? Çünkü onlar bana hükmetmiyor. Ben onlara hükmediyorum. Benim canım ne zaman isterse yerim. Onlar var diye onları yemek zorunda değilim. O zaman markette herkes obez olması gerekiyor. Market sahipleri. Çünkü önlerinde delice her şey var. Tatlı satan herkes obez olması gerekiyor. Sürekli o tatlıdan yemesi gerekiyor. Bence bunu böyle düşünürseniz siz beyninize hiç hükmedemiyorsunuz. Sizin beyninize en başta nasıl hükmetmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ben de bunu az çok anladım ve dedim ki tamam, sen gerçekten bu işi çözeceksin ve böyle böyle hükmediyorum. Şu an hala var. Profiterol var dolabımda ya da atıyorum abur cuburlarım var. Ama ben canım ne zaman isterse o zaman yerim. İyi bir fiziğe sahip olman sosyal ve iş hayatındaki kattığı başarı ve özgüvene değinebilirsin.
İyi bir fiziğe sahip olmayan her insan başarılı olabilir, özgüveni olabilir, iş hayatında çok başarılı olabilir. Ama şu yanını anlatmak isterim. Yani istediğin bir bedende olduğun zaman daha mutlu oluyorsun. Bence bu da işine yansıyor. Bu YouTube'da da aynı şekilde bence. Mesela ben kendimi daha iyi hissettiğimde size daha iyi videolar çekebiliyorum. Ya da daha böyle güzel giyimde makyaj yaptığımda. Mesela şu an buraya pijamayla çıksam, saçım başım dağınık olsa size konuşsam. Hani en başta ne kadar kendimi iyi hissedebilirim ki? Böyle hazırlanmak, kendini daha iyi hissetmek, böyle mutlu olmak bence her iş konusunda sizi başarılı yapıyor. Buna değinebilirim. İş hayatında da en başta gerçekten şık giyindiğiniz zaman, kendinize baktığınız zaman bence o işe saygı duyuyor, denilebiliyor. Hem de size hazırlanıp karşınıza çıktığınız zaman şunu düşünüyorsunuz. Aa, kız hazırlanmış, saygı duyuyor. Işımı ayarladığım zaman görsel olarak size de hitap etmem gerekiyor en başta. Bu bir saygıdır. Aslında bence en başta şu. Nasıl mutluysan, ne yapıyorken mutluysan, kendini nasıl hissediyorsan zaten başarırsın her konuda. Senin bence en başta hissin önemli. Ama eğer ki bu kilo seni mutsuz ediyorsa, kafanı çok dolduruyorsa ve gerçekten hiçbir şey yapasın gelmiyorsa bence kendine kötülük etme. Sen her şeyden ve herkesten, hatta o yiyeceklerden bile çok değerlisin. O yiyecekler sana hükmetmesin. Ya da o yiyecekler senin hayatını yönlendirmesin. Sen kendi hayatını yönlendir. Yaşam tarzı haline getirdiğin zaman her şeyden ölçülü yiyeceğin için zaten çok mutlu olacaksın. Keyfi tadı çok başka. Bana inan. Zaten beni Instagram'dan takip edenler de neler yaptığımı, nasıl giyindiğimi ya da nasıl mutlu olduğumu, eski yeni before after fotoğraflarımı gördüğümdeki değişimi görüyor. 3-4 kilo ya da 5 kilo farkımı bile paylaşıyorum, şok oluyorsunuz. Küçümseme, başla. Soruda bir tane takipçim şey sormuştu. 5 ayda 21 kilo verdim. Bence çok az ve ben artık yorulmaya başladım, yazmış. 5 ayda 21 kilo nasıl az? Şu an yerinde sayıyorsun, kilo vereceğim, kilo vereceğim. 21 kilo daha zayıf olmak istemez miydin? Yani o yüzden bence küçümsemeyin. 2 kilo bile, 3 kilo bile o kadar fark ediyor ki inanın. Umarım motivasyonunuz biraz da olsa artmıştır. Güzel bir şekilde, pazartesi güzel bir şekilde başlarsınız. Ya da haftanın hangi gününde bile izliyorsanız hiç önemli değil. Yarına ya da izlediğiniz andan itibaren güzel bir şekilde devam edersiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sizlere inanıyorum ve güzel haberlerinizi bekliyorum.